Grup Başkan Vekili Muş Milletvekili Sezai Temelli'ye aittir. Buyurun Sayın Temelli. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, İzmir yangınında 5 kardeş yaşamını yitirdi. Bu kardeşlerin isimlerini size okumak istiyorum unutmayın diye. Fadime Nefes 5 yaşında, Funda Peri 4 yaşında, Aslan Miraç 3 yaşında, Masal Işık 2 yaşında ve Aras Bulut Akçan 1 yaşında. Anne gözaltında, ihmalden. Ama siz o evi gördünüz mü? Esas ihmalde bulunan sizlersiniz. Keşke fırsat olsa da sizi ihmalden gözaltına alsak. Çünkü ihmalinizin belgesi nerede mi? İşte bütçede. Bütçe komisyonunda görüşülüyor. Neyi ihmal ettiğiniz için o çocuklar yanarak can verdi biliyor musunuz? Bütçeden o çocuklara para ayırmak yerine kaynakları silaha ayırdığınız için. Bütçeden o çocuklara kaynak ayırmak yerine, yoksullukla mücadele etmek yerine o kaynakları sermayeye ayırdığınız için. Belgesi bütçede, gidin bakın. Sermayenin 3 trilyon lira vergi borcunu siliyorsunuz. Sonra da anne gözaltında. Annenin ihmalinden çocuklar öldü. Hayır, sizin ihmalinizden bu ülkede çocuklar ölüyor. O çocuklara bir öğün yemeği çok gören zihniyet sermayeye 3 trilyon lirayı peşkeş çekebiliyor. Bunu kabul etmiyoruz. Bu ihmalin sorumlusu bu iktidardır. Bu iktidarın aslında ekonomi politikalarıdır. Bu iktidarın yaratmış olduğu zulümdür. Savaştan, şiddetten beslene beslene her yere bu yangını yaydınız. İşte bu yangının içinde de çocuklarımızı kaybetmeye devam ediyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Evet, savaş ve şiddet. İşte şiddetin fotoğrafları. Buraya astık. İşkenceciliğin aslında en açık, bariz teşhiri Batman sokaklarında yaşandı. Batman'a kayyum atadınız. Bu bir suçtur, bu bir darbedir. İnsanlar haklı olarak protesto ettiler. Sokağa çıktılar, haklarını savundular. İradelerine sahip çıktılar. Oy verdikleri belediye başkanlarının yerine atanan kayyuma karşı tabii ki protesto edecekler. Ne bekliyorsunuz? Sizin yaptığınız her suça eyvallah demelerini bekliyorsunuz. Bu mümkün mü? Değil. Ve fark ediyorsanız çoğu gençtir. Çünkü ilk defa oy kullandılar. Hem de bir demokrasi şöleninin içinde yer alarak oy kullandılar. Neydi o demokrasi şöleni biliyor musunuz? Ön seçimdi. Kürt illerinde tam 100.000'den fazla insanın katılımıyla ön seçim yapıldı. Şimdi soruyorsunuz ön seçim nedir? Ön seçimden haberiniz yok ki sizin. Siz seçildiğinizi bile ertesi gün ancak televizyonda yayından sonra öğreniyorsunuz. Bu tek adama, tek zihniyete, tek kayyuma bağlısınız. O yüzden ön seçimle gelmiş olan insanları Kandil atadı diye suçlayabiliyorsunuz. 100.000'den fazla insan katıldı. Sonrasında YSK'ya başvurdular, onay aldılar. Sonrasında seçildiler, mazbatalarını aldılar. Ve içinize sindiremediğiniz için kayyum atadınız. Ve OHAL döneminin hukukuna sığınarak, darbe hukukuna sığınarak aslında o bir an önce iptal edilmesi gereken yasanın arkasına sığınarak bu suçları işlemeye devam ediyorsunuz. Bu hukuki olarak suçtur. Evet, bir yasa gerekçesi vardır ama bir hukuk devletinin kabul edeceği bir şey değildir. Bir demokrasinin kabul edeceği bir şey değildir. Dolayısıyla seçilmişler hiçbir zaman herhangi bir vesayeti kabul etmemeleri gerekir. Ne İçişleri Bakanı'nın, ki hayatında bir tek oy almamıştır. Ne Adalet Bakanı'nın hayatında bir tek oy almamıştır. Ne de herhangi bir bürokratın, savcının, bir atanmışın kararına, vesayetine hiçbir seçilmiş baş eğmemelidir. İşte meclise düşen görev budur. Seçilmişlerin hakkını korumaktır. Hukuk devletinin belki de en önemli adresi bu anlamıyla yasamadır. Yasama yasa yapar. Yargının yerine kendini koymaz. Yaptığı yasalara tutsak olmaz. Ama yasama ne yapıyor? Sessizliğe gömülüyor. Tam da buna dair bir kanun teklifi verdik. Bu kanun teklifi çerçevesinde yasamanın tüm üyelerini bu konuda aslında inisiyatif almaya davet ediyoruz. Yani buranın hakkını da biz savunuyoruz. Kendi hakkınızı savunmaya da sizleri davet ediyoruz. Yoksa yarın bugün, bugün bizim belediyemize kayyum atayan zihniyet kalkar buraya da o vesayetini dayatır, sizin yerinize de kayyum atar, hiç kuşkunuz olmasın. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Kürt düşmanlığı her cephede devam ediyor. Akıl almaz bir düşmanlık.
Bakın sanatçıların konserleri yasaklanıyor. Neden? Nedenini açıklayan kimse yok. Bu sanatçılar önceden... Buyurun Sayın Temelli. Sanatçılar önceden anlaşmışlar. İşte sanatçılarımız Rojda, Azat Bedran, Hece, Dircan Roni gibi birçok Kürt sanatçısı konser hazırlığı yapmışlar. İnanılmaz bir şekilde belli maliyetlere katlanmışlar. Son dakikada konser yasaklanıyor. Nedenini açıklayan yok. Bununla da yetinmiyorlar. Hatırlayacaksınız burada dile getirmiştik. Düğünde halay çeken kadınları gözaltına almıştınız. Tutuklamıştınız. Hatırlıyor musunuz? Şimdi de düğüne giden gençler yöresel kıyafet giydi diye saldırıya uğradılar. Hem de silahlı saldırıya uğradılar. Kendisine polis diyen kolluk gücü, çünkü bir kolluk gücünün, bir polisin bu denli yasa dışı bir eylem içinde olmasını beklemiyoruz. O yüzden kendisine kolluk gücü mü değil mi diye sorusunu soruyoruz. İçişleri Bakanı'na soruyoruz. Batman'da işkence yaptılar, sorduk. Bunlar polis mi? Cevap yok. Buyurun Sayın Temelli. Aynı şekilde düğüne giden çocuklara silah çekip ateş eden, havaya ateş edenlerin ne olduğunu bilmiyoruz. Ya böyle bir kolluk gücü anlayışı, böyle bir güvenlik birimi anlayışı, böyle bir polis anlayışı olabilir mi? İçişleri Bakanı bunlarla uğraşacağına sabah akşam kayyum savunusuna soyunmuş. Çünkü zihniyet aynı. Bakın kayyum işine sadece İçişleri Bakanı değil, savcılar da bulaşıyor. Akın Gürley'in eşi SPK üyesi oldu. Belki liyakaten hak etmiştir, bilemiyoruz. Fakat bu kadar tesadüf artık hepimizi rahatsız ediyor. Kayyum ata, sonra ödüllendir. Bunun aynısını nerede mi yaşadık? Bunun aynısını Kobani Kumpas davasında yaşadık. Yine bir savcı Yüksel Kocaman, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararından sonra Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerekirken Cumhurbaşkanı dedi ki gereğini yaparız. O savcı hemen gereğini yaptı. Sonra ödüllendirildi mi? Evet, kuşkunuz olmasın, ödüllendirildi. Tamamlayın Sayın Temelli. Sistemle karşı karşıyayız. Sistemin, bu çalışan sistemin birinci önceliği Kürtlere karşı sürdürdükleri bu savaş ve şiddet siyasetidir. Dolayısıyla bu savaş ve şiddete karşı barışı, bu savaş ve şiddete karşı demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Darbelere hep birlikte karşı çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye bununla yol alamaz. Alsaydı alırdı zaten. Geldiğimiz yer belli. Ülke çökmüş durumda. Çöktürme planı yapanlar altında kaldı. Kalmaya devam edersiniz. Dolayısıyla buradan çıkmanın yolu barıştır, demokrasidir. Ama bunu yapmak yerine hala bu ceberrut anlayışla şiddet sopasına sarılanlar bu zulümde sınır tanımıyorlar. Son olarak Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, önceki dönem eş başkanlarımızdan Sayın Fidan Yüksekdağ biliyorsunuz Kandıra cezaevinde tutsak. Tamamlayın Sayın Temelli. Kobani Kumpas davasından dolayı biraz önce de anlattığım, aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen içeride tutulan başkanlarımızdan. Ona yönelik şiddeti de, cezaevindeki kötü muameleyi de kabul etmiyoruz. Kandıra Cezaevi Müdürü Barış Yiğin, burada hukuk tanımaz, yasa tanımaz anlayışla, orada tüm mahkumlara yönelik uyguladığı bu ihlallere bir an önce son vermeli. Adalet Bakanı çıkıp sürekli olarak kayyum savunusu yapacağına, biraz cezaevleriyle ilgilenmeli. Defalarca burada cezaevlerindeki sorunları dile getirdik. Bunları duymazdan geldikçe bu şiddetin boyutu giderek artıyor. Bakın Figen Başkanımızın ayakkabısına bile el koymuşlar ya. Bu kadar fütursuzluk olur mu? Bu kadar saldırı olur mu? Bir insanın ayakkabısına el koymak nedir? Son kez açıyorum Sayın Temelli. Tamamlayın lütfen. Cezaevindeki insanlara yapılan kötü muamelenin geldiği nokta. Her türlü şiddete, hak yoksunluğuna maruz kalıyorlar. Ve yine MYK üyemiz Aynur Aşan'a yönelik de çıplak arama. Çıplak aramayı kabul etmiyoruz. Bakın bu insanlık suçlarını işlemeye bir son verin. Bu suçları size rağmen işleyenler varsa haklarında gereken
işlemi bir an önce başlatın. Eğer başlatmıyorsanız demek ki bu suçları sizin icazetinizle hayata geçiriyorlar. O zaman da sorumlusu sizsiniz. Teşekkür ederim. Sıradaki söz talebi Cumhuriyet Halk Partisi Grup adına Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir'e aittir. Buyurun Sayın Emir. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86. yılında rahmetle, özlemle ve minnetle, saygıyla anıyoruz. Gerçekten bir cumhuriyeti kurdu ve bu cumhuriyeti gençliğe emanet etti. Ve bilsin ki cumhuriyet onun emanet ettiği gençlerin fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür ellerinde yükselmeye devam edecek. Ama cumhuriyetle sorunları bir türlü bitmeyenler, Mustafa Kemal'le gerektiğinde onu takdir etmiş gibi görünen ama gerçekte mücadelesi hiç bitmeyenler, onun devrimlerin içine sindiremeyenler ve onu bir şekliyle kötüleyenleri, onu yargılayanları sürekli onurlandıranlar bilsinler ki bu milletin kalbinden Mustafa Kemal sevgisini asla silemediler, silemeyecekler. Bunun güzel bir örneğini bu pazar günü 10 Kasım'da Anıtkabir'de bir kez daha gördük. Anıtkabir'e 1.092.365 kişinin ziyaretçi olduğunu öğrendik. Bu sayı giderek artıyor. Milletimiz her geçen gün atasına daha çok sahip çıkıyor ve atasının yaktığı ışığın sahibi olmaya devam ediyor. Mustafa Kemal'in 1919'da Samsun'da yaktığı ışık hala yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor ve devam edecek. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, dün bir acı haberle hepimiz sarsıldık. Gerçekten insanım diyen, vicdan olan herkesin durup düşüneceği, yüreğinde burkulma hissedeceği, yüzünün kızaracağı, vicdanının ayağa kalkacağı, asla kabul edemeyeceği bir haber aldık. Sonrasında o evin ben üzülerek resmini göstermek istiyorum. Bu resmi gösterirken büyük acı çektiğimi de bilmenizi isterim. Ama bu devirde, bu dünyada 5 çocuğun böylesine bir şekilde, böylesine bir yoksulluk içerisinde ve ihmal sonucunda yaşamını yitirmesi asla kabul edilemez. Burada her birimizin sorumluluğu olduğunu, her birimizin yapabileceği bir şeyler olduğunu, hele hele bu mecliste görev yapan her bir milletvekiline görev düştüğünü bilmek zorundayız. Elbette ki ülkeyi yönetenler iktidar partisi, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iktidar partisinde mutlaka yapılması gerekenler var. Eksik yapıldığı çok belli. Ama bugün buradan bir tartışmayı, bir suçlamayı, bir eleştiriyi büyütmek yerine şu resim karşısında vicdanları ayağa kaldırıp elimizi uzatıp gerçekten ne yapılması gerekiyorsa yapalım demek gerekiyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak özellikle bütçe çalışmaları yaptığımız bu süreçte bu tip çocukların ve bu tip ailelerin mutlaka sosyal yardımların ulaştırılması, bu çocukların mutlaka koruma altına alınması ve ülkemizdeki derinleşen yoksulluğun mutlaka giderilmesi için, sosyal devlet ilkesinin yaşama geçirilmesi için neler yapılması gerekiyorsa tek tek yapılması gerektiğini düşünüyoruz ve katkı vermeye hazırız. Bu böylesine olayları bir daha yaşamamak için kuru laflarla geçiştirmek yerine sorumluluk almak, gereğini yapmak ve bu sorunların her bir noktasının üstüne gitmek bizim görevimizdir. Bu konuda tabii iktidar partisine görev düşüyor ama biz avucumuzu açıyoruz ve görev yapmaya hazırız. Değerli arkadaşlar, 14 gün önce Esenyurt Belediye Başkanımız haksız, hukuksuz bir biçimde sabah 5 sularında evinin kapısı kırılarak gözaltına alındı. Apar topar kayyum atandı ve sorgusundan anladık ki aslında dosyasında deliller yok. Ve sonrasında özellikle tutukluluğun reddi dilekçesi, tutukluluğa itiraz dilekçemize hakimliğin verdiği cevaptan anlıyoruz ki aslında hakimlik de tutukluluk devam etsin diyor ama dosyadaki delillerin yeterli delil olmadığına, örgütsel faaliyete dönük yeterli delil olmadığını kararında söylüyor.
Aynı zamanda bir gizli tanık olduğunu öğreniyoruz ve bu gizli tanığın ifadelerinin de tek başına hüküm kurmaya yetmeyeceğini mahkemede söylüyor. Ama bütün bunlar birleşince, tutukluluk da devam edince, apar topar kayyum da atanmış olunca aslında olan Esenyurt halkının iradesini olmuş oluyor ve maalesef demokrasimiz ağır bir yara aldı, almış oluyor. Değerli arkadaşlar, 13 gün boyunca Esenyurt'a milletvekillerimiz dahil, seçilmiş belediye meclis üyelerimiz dahil hiç kim... Buyurun Sayın Emir. Belediye binasına hiç kimse alınmadı. Tam bir hukuksuzluk, tam bir kanun tanımazlık. Dokunulmazlığı olan milletvekilleri dahil, bizim seçilmiş belediye meclis üyelerimiz dahil, bunların haklarında herhangi bir karar yokken, görev yapmaları gerekiyorken, görev yapmaları engellendi, belediye binasına girişleri engellendi, fiilen yapıldı, hukuksuzluk devam ettirildi. Ve nihayet bunun dün çözülmüş olmasından memnunuz. Ama burada her birimizin özellikle hukuktan yana ve en azından milletvekili dokunulmazlığından yana tavır almamız beklenirdi. Geç de olsa yaşama geçmiş olmasından dolayı memnunuz. Değerli arkadaşlar, İsrail'le ticaret hız kesmeden devam ediyor. Dezenformasyon kurumu bir bilgi yayınladı. Adeta alay eder gibi bir bilgi yayınladı. Çünkü Türkiye'de özellikle, buyurun Sayın Emir, İsrail'le ticarete itiraz eden insanlar, kalemler, gazeteciler, siyasetçiler bu ticareti deşifre ettikçe, bunu yalanlamak yerine, bunu reddetmek yerine, bunun delillerini ortaya koymak yerine kuru yalanlarına devam ettiler. Ama açıklayamadıkları şey şu: özellikle Filistin'e giden bizim ihraç mallarımızda İsrail Bakanlığı'nın, İsrail Ticaret Bakanlığı'nın veya başka kurumların rakamlarında %1000'den fazla artış var. Dolayısıyla da baktığınızda çimentonun, demirin, kablonun, çelik telin, ilaç ham maddesinin, makyaj malzemesinin Filistin'e niye binlerce kat daha fazla gittiğini açıklamak zorundalar. Bunu açıklayamıyorlar. Değerli arkadaşlar, çok çarpıcı bir olay yaşandı. Tüm dünyanın göz önünde yaşandı. Rod Hexogen. Tamamlayın Sayın Emir. Nambiya'dan İsrail'de silah yapımında kullanılmak üzere Hexogen isimli bir ham madde ile dolu bir gemi Nambiya'dan harekete geçti. Vietnam kabul etmedi. Angola kabul etmedi. Slovenya bayrağımı taşıyamazsın dedi, bayrağını iptal etti. Portekiz izin vermedi. İspanya izin vermedi. Malta açıklarına geldi. Malta limanına girmek istedi, izin alamadı. Karadağ'dan izin alamadı. Ama gele gele Mısır'a geldi. Ve Mısır'da 28.10.2024'te yükünün bir kısmını tahliye etti ve oradan da İsrail'e gittiğini biliyoruz. Sonrasında bu gemi, dünyanın lanetlediği bu gemi, Birleşmiş Milletler Filistin özel temsilcisi... Tamamlayın Sayın Emir. ...temsilcisinin silah ham maddesi taşıdığı için lanetlenmesi gerektiğini söylediği, limanlara alınmaması gerektiğini söylediği ve tüm dünyanın en yoksul ülkelerin bile limanlarına yaklaştırmadığı bu gemiyi Türkiye kabul etti. Önce Haydarpaşa Limanı'na geldi 3.11'de, sonra 4.11'de Antalya Limanı'na geldi ve bugün anlıyoruz ki bu gemi, tekrar kayıtlardan baktık, Çanakkale Limanı'na doğru seyir halinde. İşte değerli arkadaşlar, AKP iktidarının İsrail'le mücadelesi bu kadar. Dünyanın kabul etmediği bir gemiyi kendi kara sularına alıp orada ağırlayacak kadar, oradan içindeki bir kısım ham maddeyi intikal ettirecek kadar İsrail'e yardımcı olan bir iktidar. Dolayısıyla bakın, hala Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı şakır şakır petrol akıtmaya devam ediyor. Jet yak- Son kez açıyorum Sayın Emir, tamamlayın lütfen. Jet yakıt olarak kullanılıyor.
Yunanistan üzerinden çimento gönderiliyor, silah hammaddesi gönderiliyor ve sonuç olarak Gazze'deki çocukların kafasına düşen o bombalarda maalesef üzülerek söylemek zorundayız ki bu iktidarın katkısı var. Ben buradan iktidara şunu soruyorum. Sizin İsrail karşıtı olduğunuzu nutuklarınızdan başka göstereceğiniz en ufak bir belirtiniz, en ufak bir deliliniz, en ufak bir çabanız var mı? Bunun cevabını verin. Teşekkür ederim. Sıradaki söz talebi Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Özlem Zengin'e aittir. Buyurun Sayın Zengin. Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, ben de genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Ben de öncelikle size geçmiş olsun diyorum Sayın Başkan. Acil şifalar diliyorum. İstiklal mücadelemizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü idi 10 Kasım'da bu hafta sonu. Ben de kendisini grubumuz adına saygıyla, rahmetle anıyorum. Bugün özellikle dün olan, bugün kamuoyunda yoğunca konuştuğumuz, biraz evvel grup başkan vekili arkadaşlarımın da dile getirdiği Selçuk'ta 5 tane çocuğumuz maalesef yanarak hayatını kaybetti. Yaşları çok küçük, 5 ila 1 yaş arasında evlatlarımız. Tabii evde tek başına olmaları tahammül edilebilir, anlaşılabilir bir mevzu değil. Selçuk ufak bir İzmir'de ufak bir şehrimiz, kasabamız, 37 bin nüfusa haiz. Belediye başkanımız da bir genç hanımefendi. Filiz Hanım'ın bir açıklaması var, onu burada paylaşmak istiyorum. Filiz Hanım diyor ki, hepimiz sorumluluk taşıyoruz. Bu olay karşısında her birimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bu felaketi önlemek için hep beraber gayret içerisinde olmamız gerekiyor. Buradan yola çıkarak üzgünüz, öfkeliyiz ve sorumluluk hissediyoruz, diyor. Kendisinin söylediği şeye ben de katılıyorum. Hepimizin burada biraz evvel Murat Emir Bey'in de ifade ettiği gibi asıl meseleye odaklanmamız gerekiyor. Şimdi bu konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalara baktığımız zaman şunu görüyoruz. Karşımızda ailenin babası hapiste. 8 yıl hapis cezası almış. Annenin maalesef pek çok suç kaydı var. Ve Aile Bakanlığı, Kaymakamlık üzerinden bu konudan haberdar olmuş. Yani bu çocukların gerekli özenle bakılmadığını görmüş. Belediye de görmüş. Ve nihayetinde çok yakında bir tarihte, 9/1/2024 tarihinde Asya Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak bu çocuklarla ilgili olarak hem sağlık konusunda hem de ailenin genel olarak bir danışmanlık alması üzerine bir karar çıkmış. Ve bu vesileyle de Aile Bakanlığı tam 18 defa bu ailemizi ziyaret etmiş. Bu ziyaretlerde aileye sağlık konusunda yardımcı olmuş, mali destekler verilmiş. Burada rakamlar da var. Aile düzenli olarak destek verilmiş aileye. Kaymakamlığın verdiği destek dışında destekler verilmiş. Fakat tüm bunlara rağmen, yani belediyenin, kaymakamlığının, bakanlığının, mahkemenin verdiği ödemelerine rağmen sonuç alsamış. Aile Bakanlığı çocukların yeteri kadar bakılamadığını gördüğü için çocukların tamamen 5 yerde devlet korumasına almayı da aileye vermiş. Fakat aile bu talebi reddetmiş. Şimdi buradan şunu yapmamız gerekiyor. Bu tarz bu konuda olan aileler için biz meclis olarak nasıl bir düzenleme yapmalıyız? Yani eğer aileler bu kadar etmiyorsa, bu karşısında devletin kamu kurumlarını, kanıtlarını ilgili güçlendiren düzenleme yapmamız gerekiyor. Tüm bu olanlar karşısında biz aslında söylediği gibi ben yani görüyoruz, kurallı oluyoruz, işte kurumlar devreye giriyor ama çok çözüm olmuyor. Bu konuyu sadece destek vermeye bağlayamayız. Kurumsal işleyişle ilgili olarak herkesin gördüğü ama maalesef sonuç üretemediği tabloyla karşı karşıyayız. Bence bundan sonra ilgili olarak bakanlığımızla da görüşerek bu çocuklarımıza ailelerin gerekirse mahkemeden başka bir karar çıkarmaya imkan verecek şekilde bu ailelere müdahale edecek bir yöntem, bir metot bulmamız gerekiyor. Evet, annenin de ihmali var. Çok önemli, vahim bir ihmali var. Bunların hepsini bir bütün olarak değerlendirmemiz gerekiyor.
buradan yola çıkarken birbirimizi dövmek için değil, buradan daha doğruya dair hangi adımı atmamız gerekiyor yönünde bir ortak düşünme, çalışma alanı açmamız gerekiyor. Şimdi İsrail ile ilgili konuyu konuşmaya devam ediyoruz. Tabii biz bunları konuşurken İsrail el yükseltiyor. Gazze'yi dümdüz etti, artık geldi sıra Batı Şeria'ya. Şimdi yaptığı açıklamalar, biz öyle oldu, böyle oldu, defaatle açıklıyoruz. Dünyada, yani elinizi kalbinize, vicdanınıza koyun. Şu İsrail ile olan bitenle ilgili Filistin'in sesini sadece bugün değil, yıllara sari olarak dünyada duyuran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan başka kimi tanıyorsunuz? Her yaptığı konuşmada, gittiği her ülkede konuşan ve aynı zamanda eylemleriyle de bunu teyit eden bir kişiden bahsediyor, Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyor. Buyurun Sayın Zengin. Neden Türkiye'nin, yani kendi ülkenizin, ülkemizin bu konuda yaptığı öncü rolün altını bir nebze olsun çizme ihtiyacı duymadığınızı da ben anlamakta zorlanıyorum. Şu anda Filistin denince akla gelen ilk ülke Türkiye'dir. Türkiye kamuoyunda, dünya kamuoyunda bu konunun altını çizen, sesini yükselten en önemli ülkedir. Şu anda da İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmekten bahsediyor. Az evvel Dışişleri Bakanlığımızın bu konuda bir açıklaması oldu. Bunu asla kabul etmeyeceğimize dair. Birbirimizi suçlamak yerine, yani beraber bir birlik içerisinde olarak şu konuyla ilgili yeknesak bir ses çıkarmanın Türkiye'nin de Filistin'in de hayrına olduğunun altını çizmek istiyorum. Şimdi bir diğer konu, zaman çok hızlı geçiyor. Ben bugün gibi hatırlıyorum, bu deprem olduğunda çocuklarım bana sarılarak geçirdiğimiz o depremi hatırlıyorum, Düzce depremini. Üzerinden tam... Buyurun Sayın Zengin. Üzerinden tam 25 yıl geçmiş ve bu 25 yılın neticesinde Düzce yepyeni bir şehir olarak yeniden inşa oldu. Enteresan bir tevafuk. Ben de bu hafta sonu kongrelerimiz vesilesiyle Düzce'deydim. Düzce'ye de ilk defa gittim. Fevkalade yemyeşil bir şehir, derlenmiş, toparlanmış, yeniden bir şehir inşa olmuş durumda. Ben buradan tekrar belediye başkanımıza, ilimizin milletvekillerine, il başkanımıza hasreten teşekkür ediyorum. Buradan tabii 845 insanımız 25 yıl önce hayatını kaybetti, vefat etti. Onları da rahmetle anıyorum. Biliyorum ki o aileler hiçbir zaman yüreklerinde o acıyı hissetmedikleri bir zaman yoktur. Tekrar onları rahmetle yad ediyorum. Bir de tabii bu kadar şeyden sonra tebessüm ettiren bir haber sizlerle paylaşmak istiyorum. Ne kadar tartışırsak tartışalım bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Çok genç milletvekilimiz var. Meclisimizin en genç vekillerinden bir tanesi. Tamamlayın lütfen. Teşekkür ederim. Zehra Nur Aydemir. Zehra Nur Aydemir arkadaşımızın bir oğlu, bebeği dünyaya geldi. Milletvekillerimiz de anne oluyorlar. Yusuf Tayyip, kendisine buradan tekrar tebrik ediyorum. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Kolay değil hem milletvekili olmak hem annelik yapmak. Buradan onu da tebrik ediyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, gündemin diğer bölümlerine geçmeden önce buyurun Sayın Temelli. Sayın Başkan, teşekkür ederim. Kayıtlara geçsin diye. Tabii şimdi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın işte gitmesi, 18 defa görüşmesi, kurumsal işleyişe yönelik çalışmaları bir tarafa. Çocuklarını vermek istemeyebilirler. Yani siz gideceksiniz, illaki zorla mı çocuklarınızı alacaksınız? İşte zihniyet burada. Zaten sorun olarak karşımıza çıkıyor. Önemli olan yerinde onların sosyal yaşam içinde ve yoksullukla baş edebilmiş bir şekilde o ailenin korunması. Hani hep lafa gelince ailenin bütünlüğü aklınıza soyadında mı geliyor ailenin bütünlüğü? Ailenin bütünlüğü sosyal yaşam meselesinde karşınıza çıkmalı. Yoksullukla mücadele edecek bir programınız var mı sizin? Yok. Siz o evi gördünüz mü hiç? Ve o ev gibi evlerde yaşayan yüz binlerce çocuğumuz var. 4 milyon aile yoksulluk sınırının altında sosyal yardım alıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki fotoğraf budur. Bu fotoğrafa doğru yerden yaklaşıp... Tamamlayın Sayın Temelli.
neden sonuç ilişkilerini doğru koyup yoksullukla mücadele edersek çocuklarımızın yaşamlarını kurtarabiliriz. Aksi halde burada her seferinde ölen çocukların arkasından ağıt yakan anmalarla günümüzü geçirmeye devam ederiz. Sorun budur. Bu sorunu çözecek misiniz, çözmeyecek misiniz? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gitmiş de, görmüş de, incelemiş de 18 defa oraya gitmiş. 18 defa gittiğiniz için mi öldü bu çocuklar? Buyurun Sayın Zengin. Şimdi Sezai Bey'in aileyle ilgili hassasiyetimiz konusunda dalga geçermiş gibi konuşmasını pek anlayamadım yani. Sesinizi falan değiştirmeye gerek yok. Herhalde aileye burada muhalif olan kimse var mı? Bütün dünyada herkesin kabul ettiği en temel nüvedir. Toplumsal hayatın en temel nüvesidir. Evet, aileyle ilgili bir hassasiyetimiz var. Kimsenin çocuğuna neden el koyalım yani, anlatıyoruz bakınız. Şimdi ben bilerek söylemedim yapılan destekleri. Ailemize bir yıl içerisinde 110.705 lira bakanlığımız tarafından. Kaymakamlık üzerinden de 9.000 lira civarında. Ayrıca elektrik, tek tek kalem kalem var. Elektrik desteği verilmiş, başka destekler verilmiş. Fakat şu var, aile tüm bunlara rağmen çocuklarına kendi bakmayı tercih etmiş. Biz şunu görüyoruz, kimsenin çocuğunu zaten zorla almak kastı yok. Bakınız eğer öyle olsaydı başka bir, öyle bir imkan da yok zaten. Ama şu da var, burada annenin de hayat tarzı... Tamamlayın Sayın Zengin. Acılı günde söylemek istemiyorum. Yani annenin de çocuklarına bakmayla ilgili bir meselesi varsa bununla alakalı hep çağrıda bulunuyorum. Yani hep beraber ortak yeni bir sistem üzerinde konuşalım diyorum. Yani siz dönüyorsunuz, dolaşıyorsunuz, her şeyi bir paraya bağlıyorsunuz. Yani bütün mesele bu problemlerin olmasının sebebi parasal sebepler mi? Değil. Bunun altında başka sebepler var. Konuşalım. Yani onları da arka tarafta size izah edeyim. Yani ailenin içerisinde olan başka problemler de var. Bu kadar acılı bir günde dönüp dolaşıp bütün meseleyi sadece paraya bağlamanızı hakikaten anlamakta zorlanıyorum. Aileye tüm bunlara rağmen, bakın Selçuk Belediyesi de, işte belediye başkanı bir hanımefendi, o da görmüş, bakanlıklar görmüş, kaymakamlık görmüş, mahkeme, 18 defa gitmeyi küçümsemek değil, takdir etmeniz gereken bir şeydir. Aileye defaatle ziyarette bulunmuş, biz alalım bakalım koruma altına. Siz zaten biliyorsunuz şu an Türkiye'de kurumlarda kalan çocukların %90'ının anne ve babası var. Maalesef, keşke öyle olmasa. Ve nihayetinde de bu vahim tablo ortaya. Tamamlayın Sayın Zengin, son defa açıyorum. Teşekkür ederim. Yani başka arkadaşlar gibi 10 dakikayı doldurmadım. Velhasılı kelam, bize düşen şey bu konularla alakalı daha ne yapabilirizin cevabını bulmaktır. Teşekkür ederim. Sayın Zengin, 11 dakikayı doldurduk bu arada. Buyurun Sayın Temelli. Lütfen yeni bir sataşmaya mahal vermeyelim. Biz hiçbir şeyi paraya bağlamıyoruz. Paraya bağlayan sizsiniz. İşte bütçeniz orada. Paradan başka bir şey yok. Bütün hesaplarınız parayla ilgili. Sermayeye vergi indirelim. Ona teşvik verelim. Müteahhitlere ödememiz aman aksamasın. Halkın üzerine vergiyi yükelim. Her şey para. Sermayenin partisi olduğunuz için böyle. Halkın partisi olsanız sosyal meseleleri toplumsal barış içinde çözersiniz. Dolayısıyla mesele 130 bin lira verdik, 30 bin lira daha verdik. İşte paraya bağlamışsınız. Onu söylemeyin. Sosyal adaleti sağlayın. Gelir dağılımını düzeltin. Mesele bu. Paraya bağlayan sizsiniz. Bu paranın etkisinden kurtulsanız belki de bu meseleleri çözeceğiz. Buyurun Sayın Emir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, çok önemli bir konuyu konuşuyoruz. Ve aslında sıcak siyasetin konusu olmaması gereken ama siyasetin mutlaka konusu olması gereken, herkesin üzerinde durması gereken önemli bir konuyu konuşuyoruz. Derin yoksulluk var ve bu derin yoksulluk içerisinde insanlarımız inim inim inlerken böylesine aileler, böylesine çocuklar bakımsız, korumaya muhtaç yaşamak zorunda kalıyorlar ve zaman zaman böyle acı bir şekilde kaybedince gündeme geliyor. Hepimiz Allah'tan rahmet diliyoruz, yüreğimiz yanıyor ama sonra unutuyoruz. Bunun olmaması lazım. Biz sizi suçlamayalım ama bilin ki biz burada kendi üstümüze suç alırken, sorumluluk alırken asıl sorumluluğun sizde olduğunu, asıl bunu çözmesi gerekenin siz olduğunuzu bilmiyor değiliz. Söylemekten de çekinecek değiliz. Ama gerçekten hassas bir konu tartışıyoruz. Bunu üst... Tamamlayın Sayın Emir.
Biz her yıl 2020'de var, 2021'de var, 2022'de var, sonrasında var. Biz sürekli buraya geliyoruz, getiriyoruz. Şu yoksulluğu, derin yoksulluğu araştıralım, el atalım diyoruz. Türkiye'de 8 milyon kişinin aylık geliri asgari ücretin 1/3'ünden daha az. Bir kuruş sosyal güvenlik primi ödeyemiyor. Dolayısıyla buralara bakıp, buralarda hepimizin sorumluluğu var. Buraya meclisçe el koyalım, bu sorunları çözelim. Bir daha böylesine acılar yaşamayalım dememiz gerekmez mi? Ve buradaki en büyük sorumluluk iktidar partisine düşüyorken dönüp burada hiçbir şey yapmamayı kabullenemiyoruz. Gelin bunu bir fırsata çevirelim. Kuralım bir araştırma önergesi, araştırma komisyonu. Hep beraber bu konuyu tartışalım. Buyurun Sayın Zengin. Anlaşılmak ne kadar zor hakikaten, diyor ya, anlam arayışı, yani hayattaki en önemli şey anlaşılmak. Ben de tam böyle söylüyorum zaten. Tam diyorum ki beraber, neyi reddetmişim anlamadım ben. Beraber yapalım diyoruz, yani beraber yapalım. Bunu söylüyoruz. Ya sadece konuşmak için verilen önergeleri reddediyoruz. Teşekkür ederim. Kanun teklifini gündeme geçmeden önce iş düzlüğümüzün pardon, buyurun Sayın Şen. Biz Özlem Hanım'ı anladık, onu ifade edelim öncelikle. Tabii yiğidi dövelim de hakkını da verelim. Şimdi burada iktidar partisinden bence güzel bir teklif geldi. Önemli bir sorunda bunu masaya yatıralım, birlikte bir çözüm yolu bulalım gibi değerli bir teklif geldi. Biz bunu önemsiyoruz. Bu konu önemli. Bu anlamda meclis araştırma komisyonu kurulması gerekiyorsa komisyon kuralım. Kanun çalışması yapılması gerekiyorsa birlikte yapalım. Ben bu anlamda bu teklifi değerli bulduğumu ifade ediyorum. Özlem Hanım'ı da anladığımızı tekrar ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın milletvekilleri, bence gündeme geçmeden önce iş düzlük 60. maddeye